Evet çocuklar, benim öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarihlerin yazılışı üzerine çalışmalar yapacağız. Tarihlerin nasıl yazıldığını bugün hep birlikte öğreneceğiz. Türkçe dersimizin konusu olan bu konumuzu işlemeden önce Türkçe dersi araç ve gereçlerinizi çıkarmanızı istiyorum. Türkçe defteriniz, kaleminiz, silginiz yanınızda hazır bulunsun ki bizlerle birlikte yazdığınızda sizlerde de kalıcı bir öğrenme oluşsun. Evet, başlıyoruz. Tarihlerin yazılışı. Yazacağımız ay ve gün isimlerinin yanında herhangi bir rakam ya da sayı varsa ay ve gün isimlerinin ilk harfi büyük yazılır. Evet, biz bir tarih yazacağız ve yazacağımız tarihin yanında sayı varsa ya da herhangi bir rakam varsa biz bu ay ve gün isimlerinin ilk harflerini nasıl yazıyormuşuz? Büyük yazıyormuşuz. Evet, tarihler sayılar kullanılarak yazılıyorsa ay, gün ve yıl bildiren sayıların arasında nokta ya da eğik çizgi konulur. Ay, gün ve yıl bildiren sayıların arasına nokta ya da eğik çizgi koyuyoruz. Eğer sayılarla yazılmışsa araya ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Eğer ayın ismi yazılmışsa araya nokta veya eğik çizgi koymuyoruz. Tarihler yazılırken önce gün, sonra ay ve en sonunda da yıl yazılır. Önce günü yazıyoruz. Sonra ayımızı yazıyoruz ve en sonunda da yılımızı yazıyoruz. Evet, örnekler üzerinden birlikte daha iyi pekiştirelim. 23 Nisan 1920. Gördüğünüz gibi ay ismini nasıl yazdık? Büyük harfle yazdık. Çünkü ne demiştik? Tarih bildiren zamanı yazarken eğer sayı varsa ay ve gün isimlerinin ilk harfini nasıl yazıyorduk? Büyük yazıyorduk. Yani ayımızın ilk harfini nasıl yazdık? Büyük. Evet, doğru yazılanlar yeşil bulutun içinde gelecek. Yanlış yazılanlar kırmızı bulutun içinde gelecek. Kırmızı bulutun içinde gelen yanlışları hep birlikte bulup düzelteceğiz. 23 Nisan 1920. Evet, burada bir yanlışlık var mı? Hayır, yok. Neden? Çünkü araya nokta ya da eğik çizgi konulmamış. Eğer konulsaydı yanlış olurdu. Çünkü ayın ismini yazmışız. Eğer ayın sayısını yazmış olsaydık araya nokta koymamız gerekecekti. 27.03.2013. Bakın, burada söylediğimizin örneği hemen karşımıza geldi. Ayımızın ismi yazılmış mı? Hayır. Sayıyla yazılmış. Araya ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. 27.03.2013. 27 günümüz, 03 ayımız, 2013 yılımız. 03 hangi aydı? 3. aya kadar sayalım hep birlikte. Ocak, Şubat, Mart. O zaman 27 Mart 2013 diye biz bu tarihi okuyabiliriz. 19 Mart 2019. Bakın, arada nokta yok. Doğru yazılmış. Ayın ismi yazılmışsa araya nokta ya da eğik çizgi koymuyorduk. 19 sayımız. Martımızın ilk harfi nasıl yazılmış? Evet, büyük yazılmış. 19 Mart 2019. 01 Şubat 2012. 1 Şubat tarihi 2012 yılı bize bunu göstermek istiyor ama bir yanlışlık var. Kırmızı bulutla geldi. Yanlışlığı nasıl bulacağız? Evet, arada nokta olmayacaktı. Arada nokta olursa ne oluyor? Yanlış oluyor. Araya eğer nokta koyacaksak buraya Şubat yazmıyoruz da Şubat'ın ayını yazıyoruz. Sayarsak hangi ay olduğunu bulalım. Kaçıncı ay olduğunu? Ocak, Şubat. İkinci ay, yani Şubat yerine buraya ne yazmamız gerekirdi? 02 yazmamız gerekirdi. Böyle yazarsak doğru olurdu ya da noktaları kaldırırsak doğru olurdu. 06.03.2011. Bakın, iki nokta üst üste var arada. İki nokta üst üste. İki nokta üst üste konuluyor muydu araya? Hayır. Araya sadece ne koyuluyordu? Nokta ya da eğik çizgi koyuluyordu. Burası da o yüzden yanlış. Ama biz düzeltip bunun doğrusunu da yazabiliriz. Şimdi soruyorum size. 6. günümüz. Tamam, günümüz belli. 3. ayımız acaba hangi ay? Hep birlikte sayalım. Ocak, Şubat, Mart. 3. ayımız neymiş? Mart ayıymış. 6 Mart 2011 tarihini göstermeye çalışmış ama bize yanlış göstermiş. Bir doğru yazılış daha geldi. 28.05.1998.
Arada ne var? Nokta var. Ve ayımız, günümüz, yılımız sayıyla yazıldığı için bu doğru yazılmış. Peki 05 hangi ay? Hep birlikte sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Evet, 5. ayımız hangi aymış? Mayıs ayıymış. 24 Ocak 2018. Burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı görmenizi istiyorum. Evet, doğru. Ocağın ilk harfi nasıl yazılacaktı? Büyük yazılacaktı. Çünkü tarih verilirken sayı varsa eğer tarihin yanında büyük harfle yazıyorduk ayımızın ilk harfini. Ocağın ilk harfinde nasıl yazmamız gerekiyor? Büyük harfle yazmamız gerekiyor. 19.09.2003. Bakın eğik çizgi de koyulabiliyor dedik. Yeşil bulutla geldi. Doğru yazılmış. Araya eğik çizgi koyuyorsak nedir? Bu doğrudur. 19.09.2013. 19 günümüz. 09 ayımız. 9. ay. Hep birlikte sayarsak hangi ayda olduğunu buluruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Hangi aydaymışız? Eylül ayındaymışız. Evet çocuklar, videoyu devam ettirmeden önce bunları defterinize yazmanızı istiyorum. Yazdıktan sonra videoyu devam ettirin. Evet, birkaç örnek ile öğrendiklerimizi pekiştirelim. Şimdi yazılış noktasında yanlış olan örnekler gelecek karşımıza. Biz de bunları nasıl düzeltmemiz gerektiğini bulacağız. Düzeltip altına doğrusunu yazacağız. Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Evet, burada bir yanlışlık var. Yanlışlık nerede? Kim görecek? Evet, görenleri buradan görüyor gibiyim. Ayımızın ilk harfi büyük yazılacaktı. Mayıs'ın harfi büyük yazılacaktı. 19 Mayıs. Evet, Mayıs'ın harfi büyük yazılacak. Ev kiramız 10.02.2019 tarihinde bitecek. Burada da bir yanlışımız var. Bu yanlışı bulup düzeltmenizi istiyorum. 10 nokta 02 nokta. Evet, aralarda ne olacaktı? Gördüğünüz gibi nokta olacaktı. Nokta olmadığı için yanlış yazılmış. Biz nokta koyarak ne yaptık bunları? Düzelttik. Aynı zamanda sadece nokta mı koyuyoruz? Hayır, aynı zamanda eğik çizgi de koyuyoruz. Evet, eğik çizgi de koyarak tarihimizi doğru bir şekilde yazabiliriz. 9 Haziran 2020 Salı günü hastane randevumuz var. Evet, burada da iki tane yanlış biliyorum ben. Bakalım bu iki yanlışı kim bulacak? Evet, tarihler yazılırken ay ve gün isimlerinin ilk harfleri nasıl yazılacaktı? Büyük yazılacaktı. 9 Haziran 2020 Salı günü hastane randevumuz var. Evet, Haziran'ın h'sı, Salı'nın harfi nasıl yazılacak? Büyük yazılacaktı. Evet, bunları da diğer sayfaya geçmeden önce defterinize not almanızı istiyorum. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Burada iki tane yanlış var. Çok büyük yanlışlar var. Hadi bakalım bu yanlışları kim bulacak? Evet, ay isminin yazıldığı yerde nokta koyulmazdı. Ve ay isminin ilk harfi nasıl yazılırdı? Büyük harfle yazılırdı. Hemen düzeltip doğrusunu yazdık. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Nisan'ın harfi, başındaki harfini ne yaptık? Büyük harfle yazdık ve noktaları kaldırdık. Tarihlerin yazımında kesin bir tarih verilmişse cümlede geçen ay ve gün adları büyük yazılır. Eğer kesin bir tarih verdilerse, kesin olarak bize diyorlarsa bu tarihte gideceksiniz, bu tarihte yapılacak, bu tarihte geldiler, bu tarihte gitmişler. Eğer bunu kesin olarak bize vermişse o tarihi verirken ki ay ve gün isimlerini büyük harfle yazacağız. Herkes 23 Mart Pazartesi günü burada olsun. 23 Mart Pazartesi gününü kesin olarak bize söylemiş. Mart'ın Pazartesi'nin p harflerini nasıl yazdık? Büyük harfle yazdık. Eğer büyük harfle yazmasaydık nasıl yazmış olurduk? Evet, yanlış yazmış olurduk. 30 Mart 2020 Salı günü evden ayrılacakmış. Mart'ın Salı'nın harflerini nasıl yazmamız gerekti? Büyük yazmamız gerekti. Neden? Çünkü bize tam bir tarih vermiş. Eğer tam bir tarih vermeseydi küçük harfle yazacaktık. Nasıl? Mart ayında buraya gelecek. Ne zaman olduğu belli mi? Mart ayı. Mart'ın başında da gelir, sonunda da gelir, ortasında da gelebilir. Ama bize ne demiş burada? 23 Mart Pazartesi günü. Tam olarak günü vermiş. O gün herkes burada olacak.
30 Mart Salı günü evden ayrılacakmış. Deseydi ki Mart ayında evden çıkacak. Nisan ayında evden çıkacak. Biz bilir miydik tam olarak ne zaman çıkacağını? Hayır, bilemezdik. O yüzden ne olurdu? Küçük harfle yazardık. Ama bize tam olarak tarihi vermiş. Demiş ki 30 Mart 2020 Salı günü evden ayrılacak. Biz tam olarak o gün evden ayrılacağını biliyor muyuz bu sefer? Biliyoruz. Neden? Çünkü bize tam kesin bir tarih vermiş. Bu yüzden biz ne yapıyoruz ilk harflerini? Büyük harfle yazıyoruz. Evet çocuklar, bugünkü konu anlatımız, bu konunun anlatımı burada sona erdi. Eğer ki anlamadığınız bir yer varsa alt tarafta yorum kısmı var. Yorum kısmına anlamadığınız yerleri söylerseniz biz de sizlere daha iyi yardımcı olabiliriz. Yorumlarınızı okuduğumuzu unutmayın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.